Önce ismim İsmail Ekinci, Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yeni ilahiyat olduk, İslam ilimlerdik, ilahiyat olduk. Mersin İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagatı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İşimiz Arapça öğretmek. Tabii Arapça öğretirken yıllardır Arapça öğreten birisiyim. Yani Arapça öğrenmeye başladığım tarihe baktığımız zaman 30 yıllık bir geçmiş ortaokul. Birinci sınıftan itibaren başladık. İlk olarak orada Arapçayla tanıştık İmam Hatip'ten. Sonrasında devam etti bu Arapça aşkı. Yaklaşık bir 30 yıldır Arapçayla iç içeyiz. Tabii Arapça bilmek başka bir şey, Arapça öğretmek başka bir şey. Yani bir sürü taktik var, bir sürü yöntem var, bir sürü kaynak var, bir sürü materyal var, bir sürü anlatım uslubu var. Fakat işte en fazla kalıcı nasıl oluyor? Kısa sürede daha verimli nasıl bir eğitim yapılabilir? Bunun üzerine çok kafa yordum ben. Yaklaşık bir 6-7 yıldır bu yönde çalışmalarım var. Doktora döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya'da, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptım bir dönem. Yaklaşık 3 yıl orada görev yaptım. Oranın eğitim yöntemi de güzel bir yöntemdir. Kendi kitaplarını okuturlar, online sistemleri vardır. Orada da tabii güzel bir eğitim veriliyor. Hatta işte 3 yıl içerisinde YÖKİ tarafından en iyi ilahiyat fakültelerinde Arapça eğitim verilen fakülte olarak da tescillenmişti. Daha sonra farklı fakültelerde de çalıştık. Farklı platformlarda dersler de verdik. Fakat işte hep şeyi düşündüm, yani etkili bir Arapça eğitimi nasıl verilir? Yani kalıcı ve kolay bir şekilde öğrenilmesi için Arapçanın nasıl bir yöntem izlemek gerekir? Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. İşte ters yüz edilmiş sınıf yöntemidir. Ondan sonra işte sarmal yöntemdir. Bunlarla ilgili epey bir araştırma yaptık ve nihayetinde TÜBİTAK projesi de olarak C seviyesinde kabul alan bir projeyle bu kendi geliştirdiğim gramer temelli Arapça eğitimi diye bir sistem kendim geliştirdim. Bunun için bir materyal, bir kaynak hazırladım. Bu kaynak çerçevesinde Arapçayı öğretmeye çalışıyorum. Burada esas önemli olan, yani benim için bu metodu işte bu şekilde bu noktaya getirmemde ilk düşündüğüm şey, ilk fark ettiğim şey, bizim Arapça eğitimde veya başka bir dilde, ben İngilizce eğitimi de aldım İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancılar Yüksekokulu'nda 2013'te. Orada da çok kaliteli bir İngilizce eğitimi aldık. Epey sıfırdan bir makale yazabilecek düzeyde bir İngilizce eğitimi aldık. Oradaki yöntemi de çok takip ettim ben. Fakat bir şey fark ettim ben. Biz hep şey yapıyoruz, özellikle yıllardan beri yaptığımız bu sistemde. Hedef dilden ne yapıyoruz? Hedef dilden çeviri yaparak biz Arapça dili öğretmeye çalışıyoruz. Yani hedef dil ne? Öğretmek istediğin dil. Yani Arapça veya İngilizce, neyse. Ne yapıyoruz? İşte Arapça çeviri yaparak biz öğrencilere Arapça öğretmeye çalışıyoruz. Veya işte gramer kurallarını çoğu zaman ne yapıyoruz? Arapça eserlerden öğrenmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla işte Silsiletü'l-Lisan olsun, ne bileyim, bizim zamanımızda Erzurum İlahiyat mezunuyum ben. Nahvu'l-Vâdıh okuduk. Mebâdi'u'l-Mussarf okuduk ondan sonra. İşte medreselerde okutulan kitapları zaten biliyoruz. Hep böyle işte hedef dilden bu iş çözülmeye çalışılıyor. Fakat ben dedim ki hedef dilden değil, hedef dil zaten zor olan, yani bilinmeyen. Kaynak dilim ne? Türkçe, yani bilinen. Dedik ki bilinenden bilinmeyene bu işi yürütelim. Bakalım ne olacak? Bunu 3 yıldır, 4 yıldır uyguluyorum. Çok güzel dönütler de aldım. Buradaki hedefimiz öğrenciye gramer konularını anlattıktan sonra o gramer konusunun, o nahiv sarf konularının pekişmesi için Türkçeden Arapçaya çeviri yaptırmak. Yani Arapçadan Türkçeye çeviri değil de Türkçeden Arapçaya çeviri yaptırarak bu işi çözmek. Ve işte belirlediğimiz bir 69 tane nahiv ünitesi var. Bunların bazılarına sadece bir ünite olarak yer verdik. 10 tane Türkçe'den Arapça'ya çeviri.
Bazılarına 2 ünite, 3 ünite biraz konu bile geniş ve önemli olunca işte 20 cümle, 30 cümle gibi bu şekilde cümle çevirisiyle gramer konularını anlatmayı düşündük. Bu şekilde planladık. Ve 800 tane cümle belirledim. Bu 800 cümle de böyle rastgele seçilmiş, rastgele tespit edilmiş cümleler değil. Her birinin içerisinde kullanılan kelimeler, özellikle kitabın işte birinci ünitesinden 80. ünitesine kadar orada kullanılan kelimeler bir sarmal yöntemle hazırlandı. Yani nedir bu sarmal yöntem? İşte kelimenin farklı türevleriyle, farklı biçimleriyle, farklı formlarıyla daha sonra tekrar öğrenciye bir üniteyi sonra, 5 ünite sonra, 10 ünite sonra, belki 40 ünite sonra zaman zaman hatırlatılması böyle. Yabancı dilde, İngilizce'de özellikle bir makalede okumuştum. Yabancı dilde bir kelimenin kendi isminiz, soy isminiz gibi ezberlenebilmesi, hafızada kalabilmesi için o kelimeyi 18 farklı metinde, 18 farklı biçiminde, formunda görmeniz gerekiyor. İngilizce için yapılmış bir araştırma bu, 18 rakamı. Hani Arapça biraz daha böyle, hani biz ilahiyatçılar için özellikle söylüyorum, İlahiyat kökenli olmayanlar veya İmam Hatip kökenli olmayanlar belki biraz zorlanabilirler, sayı biraz artabilir ama hani devamlı tefsirle, hadiste, Kur'an'la hemhal insanlarız. Bizim aklımızda biraz daha az tekrarla kalır. Biraz öyle bir klasik metinlerde özellikle öyle bir artımız var. Doğal olarak kelimelerin peyderpey kişinin karşısına çıkması, farklı biçimlerde çıkması, bu da önemli. Yani oturup da işte ketebe yazdı, ketebe yazdı, ketebe yazdı, ketebe yazdı, böyle kelime ezberlenmez. Gün olacak bir kelimenin anlamına belki 20 defa sözlüğe bakacaksınız. Olabilir. Oturana kadar. Yani oturana kadar. İlk defa karşılaştığınız bir, yani bir kelimenin anlamını belki defalarca sözlükten bakacaksınız. Bakacaksın. Sonra bir daha karşılaşacaksın o kelimeyle. Sonra diyeceksin ya bu kelime anlamı neydi? Bu çok normal bir şey yani. Daha önce bu kelimeyi gördüm, anlamına da baktım. Onu bile hatırlamamam bile çok normal. İşte ikinci kez sözlüğe bakacaksın. İkinci kez işte bir daha ha diyeceksin ki ben buna bakmıştım, hatırlıyorum. Üçüncü kez tekrar karşına gelecek. Diyeceksin ki işte ya ben bu kelimeyle karşılaştığım sözlükten anlamına da baktım. Lakin çıkaramıyorum. Çok normal bir şey. Bu belli bir süre istiyor. Yani bir kelimeye birden fazla kez anlamını sözlükten bakmanız gerekebilir. Bu çok normal bir şey. Yani bunu anormal olarak görmeyin. Öğrenciler bu konuda çok çabuk pes ediyor. Ya hocam işte kelime dağılımına bakıyoruz, lakin işte ilerleyemiyoruz. Kelime ezberleyemiyoruz. Kelime az bildiğimiz için çok fazla Arapçayı da halledemiyoruz, gramere de yoğunlaşamıyoruz falan. Bunlar çok normal şeyler arkadaşlar. Yani bu çok doğal bir şey yani. Kolay bir şey değil ve de zor bir şey. Zaman lazım. Yani dil birikimli ilerleyen bir şey. Biraz zaman lazım, biraz sabır lazım. Bir de çok fazla işte karşılaşmanız lazım. Yani o şeye çok fazla maruz, dile maruz kalmanız gerekiyor. Zamanla bu artacaktır. Şimdi kitapta verdiğimiz kelimeler de böyle hani gündelik yaşamda da çok işimize yarayacak cümleler. İşte normal işte günlük yaşamdaki veya işte modern hayattaki metinlerin içerisine geçen kelimelerden oluşan cümleler kurmaya çalıştık. Bu şekilde yaklaşık bir 7500 tane kelime var. Bu 7500 kelime işte kitap bittikten sonra tam anlamıyla öğrenilmiş bir hale geliyor. Tabii şöyle kitabı da ben size tanıtayım. Ekran paylaşımı iznimiz var sanırım. Evet. Şimdi önce şu şey nerede? Kitabı satın alabileceğiniz yerler. Onu göstereyim ilk önce isterseniz. Ekran paylaşımı. Evet, geldi mi şu an kitap yurdu? Sanırım geldi. Evet, yani gramer temelli kitabe imla inşa dediğiniz zaman kitap yurdunda normalde Efe Akademi'de, bu da ucuz 100 lira. Efe Akademi normal yayın evi bastırdığım yer, çalıştığım yayın evi Efe Akademi ile çalışıyorum. 110 lira demiş ama 42 şey daha ucuz biraz gördüğünüz gibi. Kitap yurdu biraz daha
ucuz oluyor. Alırsanız yani üzerine bütün cümleleri yazmanız gerekiyor. Ben şimdi kitabı sizinle de paylaşacağım. Ders esnasında da cümleleri sizinle paylaşacağım. Şimdi başka bir kitabın kendisini sizinle paylaşayım. O da nerede? Evet, pencere açık olmayınca çıkmıyor sanırım. Evet, gelmiş olması lazım. Evet, kitabımız bu arkadaşlar. Bu kitaptan okumaya çalışacağız. Ders başlatırsak. Gramer temelli kitabe imla inşa şeklinde geçen yıl son baskısını yaptığımız, üçüncü baskısını düzeltmelerle yaptığımız son hali bu. Burada tabii hiç Arapça bilmeyenler için aslında tasarlanmış bir kitap. Hiç Arapça bilmeyen bir kişinin işte Elif B'den, Arap alfabesinden başlayıp bir makale, Arapça bir makale veya işte bir konu hakkında kısa bir Arapça kompozisyon yazabilecek düzeye getirmeyi planladığımız bir eser. Ha, diyeceksiniz hocam bu işte biraz iddialı bir durum. De dedik yani yaptık hiç İmam Hatip mezunu olmayıp Elif B bilmeyen öğrencilerimiz de bunu yaptık biz. Kitap bittiği zaman artık öğrencilerimizin çoğu herhangi bir konuda öğrenciye işte söylüyordum işte kış mevsimi hakkında en az 100 kelimelik sözlük serbest isteyen sözlük kullanabilir. Bir makale yazın, bir kompozisyon yazın dediğimiz zaman elhamdülillah yazabildiler. Hatta Konya'da çalışırken işte bizim bir Talia dergimiz vardı, Arapça bir dergimiz vardı. Öğrencilerden şey alıyorduk biz, işte yazı alıyorduk, kompozisyon, makale tarzı işte dergiye bir takım yazılar alıyorduk, Arapça yazılar. Öğrenciler, hocalar kim gönderirse yayınlıyorduk. Yıllık bir sayı olarak çıkardığımız bir dergiydi. Yani bazen öyle öğrenci gönderiyordu ki makale, tahsih yaptım, bir senesi komple ben ilgilendim dergiyle. Tahsih yapıyorsunuz gelen makaleleri, hata varsa düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ya tertemiz geliyor öğrenciden, iki tane, üç tane hata. Bazen bir hocadan geliyor, bir işte Suriyeli bir Arap hocadan geliyor, bir sürü hata. Yani bunu da gördük. Öğrenci öğrendiği zaman özellikle hani şunu da çok net geçen Yakup Hoca ile de aynı şeyi muhabbeti yaptık. Bazen İmam Hatip mezunu olmayıp sıfırdan başlayan öğrenci de daha ileri düzeyde bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Bu da güzel bir şey aslında. Evet, kitabımız bu arkadaşlar. Bu kitaptan ilk kitabe kısmı Arap alfabesiyle başlıyor. Arap alfabesinin öğretilmesi, harfler, harekeler, sesler, işte med harfleri diye dört tane ünite var. Bu dört ünite hani alıştırmalı, denemeli, bir takım işte temrinatların olduğu, üzerine yazma çalışmalarının olduğu, işte şöyle göstereyim tekrar döneriz buraya. İşte harfleri öğrettikten sonra bu harflerle ilgili bu şekilde üzerine nokta nokta yazılmış böyle kesik çizgilerle yazılmış bu harflerin üzerinden öğrencinin geçmesini istiyoruz. Harf talimi yaptırıyoruz. Sonrasında işte harflerin başta sonda ortada yazılımı, harfler bilgisi devam ediyor. Başta ortada yazılımıyla alakalı temrinatlar devam ediyor. Öğrenci buraları yazıyor, bunları öğreniyor. Sonra işte harekelere geçiyoruz. Bütün harekeler ve sesler öğretiliyor. Ardından gene bunlarla ilgili alıştırmalar öğrenciye yaptırılıyor. Üzerinden geçmeleri isteniyor. Daha sonrasında hareke bittikten sonra işte ne oluyor? Med harfleri, Elif Vavya'nın işte med harfleri olarak birleşmesi ve ses değişimi bununla ilgili bilgiler var. Sonra işte burada kelime üzerinden hem okuma yapıyoruz hem de üzerinden öğrenci geçerek daha belirgin bir şekilde üzerinden yazarak o işte yazma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz. Sonrasında bu iş biraz daha ilerliyor. İşte bütün harflerle ilgili örnekler, örnek kelimeler altını öğrenci tekrar tekrar yazıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu kelime yazma alıştırması devam ediyor. Bu sefer işte cümle yazmaya başlıyor öğrenci. İki kelimeden oluşan cümleler, sonra yavaş yavaş bunlar üç kelimeye, daha uzun kelimelere öğrenci bu şekilde yavaş yavaş yazma ve okuma becerisini tamamen kazanmış oluyor. Bir hafta 10 gün içerisinde bu tamamen tamamlanmış oluyor. Öğrenci artık buradaki bütün metinleri hem yazabilir
hem de okuyabilir hale geliyor. Böyle bir alıştırma yapıyoruz. Daha sonrasında tekrar şöyle içindekiler sayfasına döneyim ben. Orada daha hızlı bakarız. Daha sonra imla dersi veriyoruz. Bu imla dersi de önemli. İmla dersi çünkü birçok fakültede böyle dağınık bir şekilde veriliyor. Bazen öyle oluyor ki bir imla kuralı dönemin sonuna doğru veriliyor. Ya normalde bunların en başta verilmesi gerekiyor. Ya yani imla dediğimiz zaten Türkçede de biliyoruz imla kaideleri, işte yazım kuralları kaideleri. Bunları bilmezsek ya okumamız da biraz sıkıntıya giriyor. Yani işte şemsi harfler, kamer harfler, ta-i merbuta, ta-i meftuha, tenvin, vasıl katı hemzesi, okumayan harfler, elif-i maksure memdude, hemze, vasıl, huzzamirin yazılışı, harekesi, noktalama işaretleri. Bunları daha sonra veriyoruz. Biz buraya kadar bu ilk iki bölümde öğrenciye artık Arapça bir metini okuma, yazma, işte yazım kurallarını falan her şeyi tam anlamıyla aktarmış oluyoruz. Öğrenciye artık asıl derse hazırlamış bir noktaya geliyoruz. Ve asıl ders üçüncü bölümde başlıyor. Üçüncü bölümde asıl ders başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar toplamda 69 ünitede nahiv kurallarını sıraladık. Bu gene Konya'da çalıştığım dönemde bütün nahiv ve sarf kitaplarını karşılaştırmalı incelemiştik birkaç arkadaşla böyle bir komisyon halinde. İşte en iyi sarf kitabı, en iyi sarf nahiv kitabı nedir diye bu Türkçe ve Arapça karışık bir şekilde orada işte bir takım verilere ulaşmıştık. Sadece şunu söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bir nahiv kitabını veya bir sarf kitabını faydalı, kaliteli, kıymetli kılan şey, yani ulaştığımız sonuç buydu. Faydalı, kıymetli, kaliteli kılan şey konu anlatım sırası. Yani hangi konuyu hangi sırada anlatmış? Bazen öyle kitaplar var ki bir konuyu bilmeden başka bir konuyu öğrenemezsin. Önce A konusunu öğrenmen lazım. Sonra B, A ile ilintili. Sonra C. Böyle gitmesi gerekir. Ama birçok kitap şöyle bir hata yapıyor. A'yı vermiyor, B'den başlıyor. B'yi veriyor, C'yi veriyor, D'yi veriyor. Sonra birden A'dan bahsetmeye başlıyor. Yani en başta ondan bahsetmen gerekiyordu. Kitaplarda bir de böyle bir problem var. Yani özellikle nahiv kitaplarında, gramer kitaplarında. Bu İngilizce için de aynı şey söz konusu. Bizim burada konu sıralamamız, özellikle dünden Mansur Hoca bir ders tanıtımı yaptı. Mansur Hoca'nın kitabıyla benim kitabın konu anlatım sırası da aynıdır. Onunla beraber oturduk bunun üzerine epey bir çalıştık. Mansur Hoca'nın o nahiv kitabıyla bu kitabı beraber Bitlis'te okuttuk biz. Böyle at başı giderek Mansur Hoca konuyu anlatıyordu. Ben takviye ederek çeviri yapıyordum. Öğrencilerde müthiş bir başarı yakalamıştık o sene. Evet. Ve konu anlatım sırası gerçekten de çok önemli arkadaşlar. Yani bir nahiv kitabı işte hangi nahiv kitabı diye sorduğunuz zaman ben size şunu söylerim. Konu anlatım sırasına bakın. Yani hepsinin açın konu anlatım sırasına bakın. Ne kadar fark var. Böyle başta anlatması gereken bir konuyu sona bıraktıysa birbiriyle ilintili. İşte temyizi anlatmadan sayıları veriyor. 3-5 ünite sonra temyize geçiyor. Yani bu yanlıştır. Önce temyizi anlatman gerekir, sonra sayılara geçmen gerekir. Veya izafeti anlatmadan, izafeti tam anlamıyla öğretmeden, işte ne bileyim sıfat mesela öğretilmemeli bence. Önce izafet öğretilmeli gibi bir takım takdim tehirler yapılması gerekiyor. Burada 69 tane ünite var. Bu 69 tane ünite 80 ünite halinde ki bazılarını gördüğünüz gibi mesela isim cümlesi için 3 ünite ayırmışız. Bu ne demek? Her bir ünitede 10 tane cümle çevirisi var. Gramer konusu veriliyor. 10 tane cümle çevirisi yapılıyor. Bu bazı ünitelerde bir ünite halinde, bazı gramer konularında bir ünite halinde, bazılarında 2-3 olarak konunun önemine, detayına bağlı olarak değişiyor. Bu 69 ünite 80 ünitede kitapta bitiyor. Evet, 80 ünitede en son tahzir ve iğra konusuyla biz bu gramer mevzusunu burada bitirmiş oluyoruz. Daha sonra tabii bu 80 ünitede 800 cümle çevirisi yapmış olmak demek, 7500 kelimeyi en az görmüş olmak demek, bunların birçoğunu ezberlemiş olmak demek. Bu şekilde öğrenciye hazırladıktan sonra bu sefer çeviri tekniği veriyoruz öğrencilere.
çeviri tekniği dediğimiz. Bunlar da uzun cümlelerin, çok uzun cümlelerin, böyle 2 satırlık, 3 satırlık, 5 satırlık paragraf halinde uzun cümlelerin Türkçe'den Arapçaya çevirisi. Uzun cümleyi alıyoruz, parçalayarak tümevarım yöntemiyle cümleyi tespit ediyoruz. Mesela cümle fiil cümlesi. Fiil failini önce koyuyoruz, sonra mef'ulün bihini koyuyoruz, sonra zaman zarfını, mekan zarfını, ne varsa ekleye ekleye ismi mensupları, sıla cümlelerini ekleye 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 büyük cümleye ulaşıyoruz. Bu da bu tümevarım yöntemiyle. Bu sefer öğrenci ne öğrenmiş oluyor? Yani büyük uzun cümlelerin Türkçe'den Arapça çevirme yöntemini öğreniyor. Tabii bu çevirileri yaparken de yukarıdaki 69 ünite komple neredeyse tekrar ediliyor. Bakın işte şu konuda şöyle bir kural vardı, burada böyle bir kural vardı gibi. Hepsi bir de tekrar ediliyor. Sonra bu bittikten sonra serbest çeviri yapmaya başlıyoruz. Öğrenciye diyoruz ki artık diyoruz işte 100 kelimeden, minimum 100 kelimeden oluşan işte kış mevsimi hakkında bir kompozisyon yaz, bir makale yaz diyoruz. Sözlük serbest. İster Türkçe'den Arapçaya sözlük kullan, ister Arapçadan Arapçaya sözlük kullan. Sözlük serbest. Kelime dağarcığı, zaman alan bir şey. Ve öğrenci yazıyor. İstediği konuda, istediğimiz düzeyde bir çalışma yapabiliyor. Bu şekilde öğrenciye 100 üniteyi bitiriyoruz dönem içerisinde. 100 ünite bittikten sonra burada gördüğünüz gibi artık öğrenci belli bir seviyeye gelmiş oluyor. Peki biz bu cümle çevirilerini nasıl yapıyoruz? Şimdi bir tane örnek bir şey yapalım. Şu paylaşımımızı değiştirelim. PowerPoint sunumuyla örnek cümlemizi yapalım. Evet. Zoom'un şöyle bir sıkıntısı var diye hatırlıyorum. O yüzden açmayacağım. Yani PowerPoint sunumunu slaytı başlatıp adım adım ilerlediğimde size yansımıyor diye biliyorum. Zoom'un böyle bir eksiği var. Düzelttiler mi bilmiyorum. İsterseniz bir deneyeyim ama sanki olmuyor diye hatırlıyorum. Evet, şu an mesela slaytı ilerletiyorum. Sizde değişiyor mu? Cevap verebilecek birisi var mı? Değişiyor hocam. Değişiyor. Dur Değişiyor hocam. mu? Şu an Evet isim hocam, şu duymuyorsun. an El-Kitab-ül-Mufid diye bir cümle tamam. Çok görüyorum. çok iyi. Eskiden değişmiyordu. Yeni güncellemeyle onu düzeltmişler. Şimdi birinci sayfaya geldik. El-Kitabetu vel-İmla vel-İnşa İsmail II. Buradayız değil mi hepimiz? Tamam, böyle olması çok daha iyi. Çünkü slaytın tamamı öğrenciye açık oldu. Olduğu zaman pek ilerleme kaydetmiyoruz. Biz bu dersi işlerken şöyle bir yöntem tabii uyguluyoruz. Öğrenciye diyoruz ki işte yarın işte ve önümüzdeki hafta ilk 5 üniteyi halledeceğiz. Ne yapıyor öğrenci? Hazırlıklı geliyor. İlk 5 ünitede bilmediği kelimeleri sözlükten bakıyor. Gramere bakmasına gerek yok. Ondan sonra işte oradaki cümleleri kurmasını istiyoruz. Ya sen bir cümle kur. Oradaki Türkçe cümlenin Arapçasını sen bir yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Öğrenci bu şekilde bir hazırlıkla geliyor. Daha sonra biz sınıfta bu cümleleri, gramer konusunu anlattıktan sonra cümleleri kendimiz çeviriyoruz. Böyle hep beraber çeviriyoruz öğrencilerle beraber. Sonra öğrenci de işte çevirisi doğruysa, ha doğru yapmışım. Yanlışsa yanlışı ne onu görüyor. Yani bu şekilde normalde ders ilerliyor. Bu şekilde ilerlemesini engelleyen bazı durumlar var. Mesela bu yıl bu kitabı Mersin Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde okuttum. Lakin 3. sınıfta okutmak zorunda kaldık. 1 ve 2'deki farklı program uygulamasından dolayı 3. sınıfta sadece okutabildik. 3. sınıfta da sadece haftalık 2 saat ders var. Yani 2 saatte öğrenciyle birlikte bir çözüm yapamıyorsunuz. Öğrenciyle birlikte cümle çevirisi yapamıyorsunuz. Haftalık 2 saatten 2 dönemde 80 ünitenin bitmesi lazım. Bu ne demek? Sadece İsmail konuşacak demek. İsmail sadece anlatacak. İsmail cümleleri çevirecek. Kelimeleri gerekirse İsmail verecek. Öğrenciye pek fazla soru sorma fırsatı kalmayacak. Bazen öyle oluyordu ki ders 1,5 saat blok yapıyorduk. Ama 2 saate uzuyordu. Bazen işte öğlen yemeğinden feragat ediyordu öğrenciler. 12.30'a kadar devam ediyordu ders. Bazen bir sonraki derse başka şubede sarkıyordu. Aradaki yarım saatlik teneffüse sarkıyordu.
Ben dersi bitirmek üzereyken bir sonraki dersin hocası geliyordu, ben çıkıyordum, o giriyordu. Öğrenciler böyle fedakarlıklar yapıyordu. Zaman burada önemli. Biz de bakalım burada ders açılırsa 12 haftada ne kadar gideriz? Aslında bu bir paket program. Merve Hanım'a da ben kendisine söylemiştim. Bu bir paket program. Yani ben söylüyorum, her zaman söylüyorum, gene söylüyorum. Yani 6 saat, haftada 6 saat bana ders verilsin. Bir sene, 2 dönem boyunca başka bir şeye ihtiyaç yok. Bu işi hallederiz Allah'ın izniyle diyorum. Yani bu konuda yaptık da yapmadık değil. Yani geçen yıl 100 cümleden bu işi yaptık Mersin'de. Bu yıl gene geçen 2 dönemde 800 cümleden yaptık. İşte 2 defa şeyde Bitlis'te yaptık. Yani 3-4 yıldır yapıyoruz. Pandemi biraz bizi sıkıntıya soktu. Lakin denendi yani. Bu uygulama denendi, uygulandı. Sonuçları da kayıt altına alındı. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? Evet, önce şunu bir göstereyim size. Şu sözlüğü istiyorum ben mesela öğrenciden. Yani sizler çok fazla böyle online sözlüklere bağımlı, ne yazık ki hepimiz öyleyiz. Kendimi de dahil edeyim, kızmayın bana. Ya bu telefona çok bağımlı, işte online sözlüklere olsun. Hemen hızlıca Google Hazretlerine sorup geçiyoruz. Kitaba bakma derdimiz çok fazla kalmadı. Kitap okuma derdimiz de çok fazla kalmadı. Eskiden böyle Google mogul yoktu biz fakülte okuduğumuz zaman. Kitap vardı. Ya hocadan kitabı bulmak vardı ya satın almak vardı. Satın almak da kolay değil. Hocadan kitabı bulmak veya kütüphaneden gidip kitabı bulmak. Bulduysan kitaba yapışıyorsun. Yani ya hemen fotokopi çektirme imkanı varsa fotokopi çektiriyorsun. Yoksa İşte hemen oturuyorsun, not alıyorsun veya işte daha az zamanın varsa ezberlemeye kalkıyorsun hızlıca. Bu kalıcı olmasını sağlıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Google Hazretlerine soruyoruz. Daha işte Google Hazretleri bize cevabı verdikten sonra çıktık, telefonu kapattık, tuş kilidini kapattık, unuttuk gitti. Niye? Çünkü diyoruz ki ya bir daha lazım olursa zaten elimde, cebimde zaten. Bu ne yapıyor? Beynimizi tembelleştiriyor. Bakacaksın yani. Bu sözlük büyük bir sözlük, taşıması zor bir sözlük. Ben fakültede okurken Serdar Mutcalı'nın Dağarcık Sözlüğünü eskitmiştim. Yani fakülteye götür getir o takoz kitabı. Her gün götürdüm getirdim. Başka türlü Arapça öğrenilmiyor. Yani bu biraz emek vermeniz gerekiyor. Ha, buradan bakacaksın, sözlükten bakacaksın kelimeye. Alacaksın eline kocaman sözlük, ağır, bayağı bir kalın bir sözlük. Açacaksın, buradan kelimenin anlamına tek tek bakacaksın. Şimdi online sözlükte şöyle bir sorunumuz daha var. Açıyor, işte açıyor tevakkuyu. İşte ketebe yazdı, kapat. Ketebe yazdı, kapat olmaz. Orada bitmedi ki mesele. Hangi harficerle hangi anlamı verecek? Hangi babları da hangi anlamları verecek? Bir baştan sona bir oku bakalım ketebe babını. Bunu yapıyor musunuz şu an? Mesela işte hazırlık okuyor öğrenci. Bir kere bile yapmıyor. E hocam biz Arapça öğrenemiyoruz. Öğrenemezsin kardeşim yani. Üzerine düşeni yapmıyorsun ki. Sen bir kere fiziki bir sözlük, Bitlis'te şarttık. Biz normal aldığımız kitaplarla birlikte bu değil de Arapçadan Türkçe'ye çeviri neydi? Mektep yayınlarının o sözlüğü tavsiye ederim. Arapçadan Türkçe'ye mektep yayınlarının sözlüğü çok çok daha iyidir. Onu zorunlu kılıyorduk biz mesela Bitlis'teyken, Konya'dayken. Zorunlu kılıyorduk. Diyorduk ki alacaksın bu sözlüğü. Yani öğrenciye işte ne okutuyorduk? Mektep yayınlarının 18 ciltli kitabını zorunlu kıldık. Tamam bu kitabı okutacağız. Yanında bir de sözlüğünü de alıyorduk. Öğrenciye satıyorduk. Diyorduk ki bunu alacaksın kardeşim. Ya, toplu getiriyorduk. İndirimli bir şekilde öğrenciye veriyorduk. Parası olmayana biz yardımcı olmaya çalışıyorduk. Ama herkese sözlük olacak diyorduk. Ama öğrenci ne yaptı? Sınıfta bıraktı sözlüğü yani. Taşıyamadı. Kitabı, sözlüğü, her şeyi sınıfta bıraktı. Zaman zaman öğrenciye söylüyorduk. Aç bakayım şu sözlükten şu kelimenin anlamına bak. Baştan sona bize bir oku. Yani sözlük önemli arkadaşlar. Yani sözlük gerçekten de önemli bir şey. Bu sözlük de güzel bir sözlük. Yani Türkçeden Arapçaya kelime bakabileceğiniz bir sözlük. Yani Türkçedeki bir kelimenin Arapçası nasıldır? İşte gömü, gömük, gömülmek böyle tek tek yazıyor. Gömültü. Ondan sonra böyle tek tek bir kelimenin anlamına bakabileceğimiz güzel bir sözlük. Tavsiye ederim bu sözlüğü. Eğer Arapçayla çok fazla ilgi duyuyorsanız, ben Arapçada ilerlemek istiyorum diyorsanız bu sözlük kitaplığınızda olmalı arkadaşlar. Peki. Hayyene taalleme el arabiye. Haydi bakalım Arapça öğrenelim arkadaşlar. Şimdi
Birinci cümlemiz, şey, birinci ünitemiz isim cümlesi. Yani ben her zaman için öğrenciye şunu söylüyorum arkadaşlar. Arapça üç şeydir arkadaşlar. Başka da bir şey değildir. Arapça sadece üç şeydir. Bu üç şeyi çok iyi oturtursanız gerisi hikayedir. Tamam mı? Bu üç şey nedir? İsim cümlesi, fiil cümlesi, bir de şart cümlesi. Üç şeydir Arapça ya. Üç cümledir. Arapçada üç cümle türüm var ya. İsim cümlesi, fiil cümlesi, şart cümlesi. Bitti. Eğer bir cümlenin Arapça karşılaştığınız bir cümlenin türünü tespit edebiliyorsanız bu cümle isim cümlesidir. Bu cümle fiil cümlesidir. Bu cümle şart cümlesidir diye tespit edebiliyorsanız Arapçanın %50'sini halletmişsiniz demektir. Geriye ne kalıyor? İşte mübteda haber, sıfat mevsuf, fiil fail meful, şart edatları, cins işte iki muzari fiili cezmeden şart edatları falan filan ne kalıyor? Bu işin yani bu yemek yemeğe benzetirsek Arapçayı işte üç ana yemeği isim cümlesi, fiil cümlesi, harf cümlesi oluyor. Diğerleri ne oluyor? Diğerleri salatası oluyor, içeceği oluyor, mezesi oluyor, baharatı oluyor, tuzu oluyor yani. Ama üç şey çok önemli. Cümlenin türünü bilmek çok çok önemli arkadaşlar. Arapçada cümle üç türdür. Başka bir türü yok. Dördüncüsü yok. Arapçada bir cümle ya isim cümlesidir. İsim cümlesi formunda gelir. Ya fiil cümlesi formunda gelir ya da şart cümlesi formunda gelir. Şimdi bunu tespit etmen gerekiyor. Bunu tespit ettikten sonra gerisi kolay. El kitabu mufidur. Bu cümle isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, şart cümlesi mi? Önce bunu tespit etmen lazım. Niye tespit etmen lazım? Çünkü cümle türünü tespit et ki cümlenin ögelerini sonra belirleyebilesin ve o ögelerin sana emrettiği şeyleri yerine getirebilesin. Kayda ve kurallarını uygulayabilesin yani. Bu hareketsiz olabilirdi bu metin, değil mi? Bu cümle hareketsiz olabilirdi. Peki ne yapacağız biz? Hemen bakacağız. Cümlenin ilk kelimesi isim veya isim soylu bir kelime ise o cümle isim cümlesidir. Fiil ile başlayan bir cümle ise o cümle fiil cümlesidir. Bir şart edatıyla başlayıp peşinden de bir ya da iki tane meczum muzari fiil veya normal mazi fiil, meczum olmamış mazi fiil de gelebiliyor. Böyle bir şey gelmişse o da şart cümlesidir. Belirledin mi? Ha, dedin ki bu isim cümlesi. O zaman isim cümlesinin kurallarına gel bakayım kardeşim. İsim cümlesi nedir? Hangi ögelerden oluşur? Kuralları nedir? Cümle analizi yapmadan Arapçada başarılı olamazsınız. Tamam mı? Cümle analizi yapmadan Arapçada hareketsiz bir metni hareketleyemezsiniz, doğru okuyamazsınız. Kelimeleri bilseniz bile, bütün kelimelerin anlamına baksanız bile tam olarak doğru bir şekilde %100 Türkçe'ye çeviremezsiniz. Eğer cümle analizi yapmadıysanız. Biz mesela Türk'üz, önümüze bir paragraf koysunlar, açar okuruz hızlıca, hızlıca okuruz. Okudukça da anlarız, değil mi? Tekrar geri dönmeyiz. Okuduk, okuruz, okudukça anlarız. Okuruz, okudukça anlarız. Arapça böyle değil. Bir araba, Arapça bir metni verin, hareketsiz bir metni verin. Önce bir bakar. Tamam mı? Hemen okumaz. Önce bir bakar. Şöyle hızlıca bir göz geçirir. Sonra okur. Okuduktan sonra anlar, size çevirir. Türkçe biliyorsa. Yani hemen okudukça çeviri, okudukça çeviri yok Arapçada. Böyle bir şey yok. Bunu Arap'ın kendisi yapamıyor. Yani ana dili Arapça olan kişi yapamıyor bunu. Sen nasıl yapmayı planlıyorsun? Ne yapıyor? O adam tecrübeli, ana dili çok hızlı bir şekilde bizim Türkçe'de yaptığımız gibi. Hiç kural kaydı düşünüyor muyuz konuşurken? Düşünmüyoruz. Niye? Kural kaydı ben zaten Türkçe'de pek bir kural kaydı bilmiyorum. Üniversite sınavına gireli 23 yıl oldu. 24. yılındayım. Ondan sonra da hiçbir şey dil bilgisi çalışmadım. Yani Türkçe kurallarını bilmem ben. 24 yıl önceki neydiyse o. Onlar da uçtu gitti. Ama konuşuyor muyum? Konuşuyorum. Makale yazıyor muyum? Yazıyorum. Ders veriyor muyum? Veriyorum. Çeviri yapıyor muyum? Yapıyorum. Her şey tamam, tıkır tıkır ilerliyor. Ama Arapça böyle bir, Arapça böyle değil arkadaşlar. Arapça böyle değil. Yani bir araba bile bir cümleyi işte çevirmesini istediğinizde veya harekelemesini istediğinizde okur önce. Ne yapar biliyor musun Arap? Önce kelimeyi, cümleyi önce belirler. Sonra kelimelerin cümledeki konumunu, hangi öge nedir, birbirlerle olan ilintilerini, izafetleri tespit eder. O tespit sonrasında harekeler.
Harekeyi tam oturttuktan sonra çevirisin sana verir. Bu kadar. Yaptığı şey analiz yani. Sen de analiz yapmalısın. Yani Arapçayı çok iyi bir seviyeye getirmek istiyorsan analizden asla vazgeçmeyeceksin. Tamam mı? Mesela YDS sınavında veya işte muafiye sınavı, işte YÖKİT sınavı, o tarz sınavlara girdin YDT'ye. Sadece çeviri değildir ki. Analiz yaparsan daha doğru çeviri yaparsın. Daha doğru sonuca ulaşırsın. Analiz yapacağız. Yaptık analizimizi. El kitabu mufidun. Kitap. Şimdi diyeceksin ki hocam hiçbir kelime bilmiyorum ben. Cümlenin isim cümlesi mi olduğunu nasıl tespit edeceğim? Ya bu da çok basit. Kelimenin anlamını bilmene gerek yok ki. Bir şeyler örnek olarak bana şey yapıyor, delil olarak gösterir. El kitap, elif lam takısı var. Kuraldır. Bunları zamanla öğreneceğiz. Elif lam takısı isme bitişir. Bir kelimenin başında elif lam takısı varsa sonunda da tenvin olmaz. O isimdir. Elif lam takısı ne bir fiile bitişir ne bir de harfe veya harficele bir bitişir. Bitişmez. Sadece isme bitişir. Lam-ı tarif elif lam takısı ismin alametidir. Mufidun sonunda tenvin var. Tenvin ismin alametidir. Bir harf, bir harficer, bir fiil asla tenvin almaz. Bunların hepsi isim olduğunu bana söylüyor. El kitabın kitap olduğunu bilmesen bile, anlamını bilmesen bile. Şöyle bakacaksın kelimeye, gözünden anlayacaksın. Diyeceksin sen isimsin, sen fiilsin, sen harfsin. Arapçada kelime üç türdür. İsim, fiil, harf. Bitti. Başka türüm de yok. Üç tane türüm var. Bir kelime ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir. Bir isme ad oluyorsa, ismin alametlerini taşıyorsa isimdir. Bir iş, oluş, eylem ve zaman barındırıyorsa fiildir. Fiil ve isim statüsüne, kategorisine sokamadığın bütün kelimeler de harftir, bitti. Bütün bunlar da harftir. Başka bir şeyi yok ya, başka bir izahı yok. Harf diyeceksin, geçeceksin. Fiil diyemiyorsun. Fiilin hiçbir özelliğini taşımıyor. İsim diyemiyorsun. İsmin hiçbir alametini taşımıyor. Ne diyeceksin? Harf diyeceksin, geçeceksin. Sadece F harfi değil bu. İşte ba'de gibi, işte ne bileyim, mekan zarfları, zaman zarfları, işte harficerler. Bunlar harf olarak kabul ediliyor. Ona göre de cümlede iş görüyor. Tamam mı? Şimdi tespit ettik. Kelimeleri tanıdık, baktık şeklinden, şemalinden, harfinden, harekesinden, çekiminden, okuyuş, okunuşundan, başındaki elif lam takısından, sonundaki tenvinden, işte yektubu ise işte muzarat harfinden, ketebe ise faale kalıbından, gelişinden. Dedik ki bu isimdir, bu fiildir veya bu harftir dedik. Tespit ettik. Bu bir analizdir arkadaşlar. Bu cümle analizdir. Kelimeleri tek tek analiz ettik. Baktık dedik ki bu isimdir, bu fiildir, bu harftir. Tespit ettik mi? Bitti. Tespitten sonra şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu cümlenin ilk kelimesine bakıyoruz. İlk kelimesi bir isim. O zaman bu cümle isim cümlesi. Bu cümle bir isim cümlesi. Bu cümle isim cümlesi ise o zaman bu cümle isim cümlesi ise bu cümlenin üyeleri müpteda ve haberdir. Bitti. Müpteda haberin özellikleri nedir? Müpteda nedir? Haber nedir? Önce müpteda mı gelir? Haber mi sonra gelir? Yer değiştirir mi bunlar? Bunlar başka bir ek alır mı? Harekeleri nedir? Lam-ı tarif hangisinde olacak? Sonra bunları düşünmeye başlayacaksın. Bunları düşündükçe analiz yapıyorsun. Bugün bu konularda çok az bilgim var. Bütün bunları çözümlemen yarım saatini alıyor bu cümlede. Yarın pratik kazanacaksın bu 80 ünite bittiği zaman. Bir cümle için 10 saniyede her şeyi çözeceksin. Bu bir birikimdir. Buna biraz zaman lazım. Buna bir emek lazım. Buna bir sabır lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Peki, el kitabu bu bir isim. Mufidun. Bu da isim. Nereden anladım? Anlamını bilmediğimi varsayıyorum. Elif lam takısı var baştakinde. Elif lam takısı ismin alametidir. Tamam, bu isim. Mufidun. Bunun da sonunda tenvin var. Tenvin de ismin alametidir. Gayrimusarif değil kelime. O zaman bunların ikisi de isimdir. Peki, anlamına baktım. Kitap, mufid, faydalı. Kitap faydalı. Faydalı kitap mı diyeceğim? Efendime söyleyeyim, faydalının kitabı mı diyeceğim? Faydalı herhangi bir kitap mı diyeceğim? Yoksa kitap faydalıdır mı diyeceğim? Nasıl çevireceğim ben bunu? Hemen kayda ve kurallar devreye girecek. Baştaki elif lam takılı, sonrakinde elif lam takısı yok. O zaman bu bana bir şey öğretiyor. İki isim var, peş peşe gelmiş, bir terkip oluşturmuş. Ama bu isimlerden birincisinde elif lam takısı var, ikincisinde yok. Bu bana Müpteda haber. şunu söylüyor. Ha, ben müpteda ve haberim demek istiyor yani. O zaman bunu işte kitap faydalıdır şeklinde çevireceksin. Tamam mı? Şimdi kurallara gelin bakalım şöyle yavaşça.
yavaşça dedik. Gayet yavaş geldi. Umarım gelmiştir. Evet, Arapça bir cümle isim cinsinden bir kelimeyle başlıyorsa cümle isim cümlesidir. Önce bunu tespit ettin. Kelime, isim, baştaki kelime. Cümle buldun, cümleni analiz edeceksin. İlk kelimeye baktın, ilk kelime isim. Tamam dedim, bu isim cümlesi. Lamıcımı yok, tamam mı? Peki, bu isim cümlesi ise o zaman isim cümlesinin ögeleri nedir? Hemen bunu düşüneceksin hızlıca. İsim cümlesinin ögeleri müpteda ve haberdir. Müpteda ve haberdir. Bitti. Mübteda bedae fiilinden geliyor. Başlamak demek. Cümlenin kendisiyle başlanıldığı şey. Adında belli başta müptedanın olması gerektiği. Mübteda. Kendisiyle başlanılan şey isim meful olarak gelmiş. Haber ise haberun. Bilgi vermek demek. Haber vermek. Bilgi aktarmak. Yargı ortaya koymak. Eğer sen buna el kitabu mufidunu isim cümlesi olarak çevirmezsen kitap faydalı. O dırı koymazsan ortada yargı yok. Eylem yok zaten, fiil olmadığı için eylem yok. Eylem yoksa yargı vardır. Ya cümle olabilmesi için. Ya eylem olur cümle olması için. Ya eylem olacak. Ya da yargı olacak. Bir yargı bildirecek. İngilizce'de bunun karşılığı ne işte? Emizarla yapılıyor. Emizar was verb been'le yapılıyor. Ya eylem oluyor. Bir fiil oluyor. Fiille bir eylem oluyor. Fiil cümlesi oluyor. Ya da eylem olmuyor cümlede. Türkçe ile aynı. Şey, Arapça ile aynı. Eylem olmuyor, yargı oluyor. İşte ağaç uzundur. Çiçek güzeldir. Burada bir yargı var. Çiçek güzel. Bu bir şey değil ki, bu bir inşai bir cümle oldu. Yani güzel çiçek veya bu bir sıfat tamlaması oldu. Yargı yok. Ortada bir yargı olması lazım. Peki yargıyı bana kim veriyor? Yargıyı bana haber veriyor. Haber, biraz sonra gelecek külle dırdır haber. Evet. Cümlenin ilk kelimesi veya kelimeleri olan isim müptedadır. Demek ki ilk kelime tek bir kelimeden de oluşabilir müpteda. Birkaç kelimeden de ulaşabilir. Bu sorun değil. Diyelim ki önünde bir cümle var. Cümlede saydın 18 tane kelime var. Peş peşe dizilmiş 18 tane kelime var. Tamam. İlk kelime isim. O zaman çok basit. Bu cümle bir müpteda ve bir haberden oluşuyor. Hemen şunu yapabiliyorsan, baştan işte 6 kelime müpteda, sona kalan işte 12 kelime haberdir. Araya çizgiyi koydun. Dedin ki bak, şuradan itibaren sağ taraf müpteda, şuradan itibaren sol taraf haber. Dedin mi bunu? Sen Arapça öğrendin, tamamdır. Ha, bunu yapabildiysen, müpteda ve haberi tespit edebildiysen o uzun cümlede, 12-15 kelimelik o uzun cümlede cümlenin isim cümlesini kavradın, müpteda ve haberden oluştuğunu anladın. Dedin ki şurası, şu baştaki 8 kelimenin hepsi müptedadır. Geriye kalan 10 kelime de haberdir. Dedin mi? Araya bir fasıla koyabildin mi? Sen Arapça biliyorsun, sıkıntı yok. Sen çok hızlı ilerlersin artık zaten. Çözmüşsün sen. Sen problemi çözmüşsün demektir. Anlatabiliyor muyum? Peki ilk kelime veya kelimeler tek bir kelimeden de oluşabilir, birkaç kelimeden de oluşabilir. Müptedadan sonra gelen cümleyi tamamlayan kelime veya kelimelerse haberdir. Evet, kelime veya kelimelerse haberdir. Bitti, bu kadar basit ya. Müptedayı tespit ettim. Müptedadan sonra gelen cümlenin sonuna kadar tamamı hep yekün. Bunların hepsi haberdir de. Haberun merfun veya mahallen merfun de geç. Kendi içinde analiz edeceksen et. O senin maharetine kalmış bir şey. Ama senden ilk etapta bu isteniyor. Tamam. Küllüdürdür haber. Yargıyı veren kim? Yargıyı veren haber. Ortaya yargıyı koyan haber. El kitabu mufidun. Kitap faydalıdır. Faydalıdır. O'dır bana yargı veriyor. Cümleyi cümle yapan budur arkadaşlar. Öğrenci soruyor, diyor ki dır nereden geliyor? Dırın gelme sebebi dır diye işte eklememizin sebebi nedir? Çok basit. Dır nerede? Kitap var, müfit var. Dır nerede? Nerededir? Var mı bir yorum yapabilecek aranızda? Tenvindedir hocam. Hocam. Tenvin Müfidün. olmayabilirdi. Müfidün kelimesi gayrimunsarif olup tenvin almayan bir kelime olabilirdi. Mesela Ahmet kelimesi. El kitabu Ahmedü olabilirdi. Kitap Nekra. Ahmet'tir. Nekralık da değil. Ya tek başına değil daha doğrusu. Ve haberin beraber Evet, çevirdiği. yani ha işte el kitap
baştaki ismin, birinci ismin, müptedâ dediğim birinci ismin marife olması, ikinci ismin nekre olması bunu otomatikmen dır ifadesini ekliyor. Bunu bozduğun anda o dır ifadesi gelmiyor. Ya sıfat tamlamasına dönüşüyor, belirtili veya belirtisiz. Biraz sonra onu size ayrıntılı anlatacağım. Ya da isim tamlamasına dönüşüyor. Bunu dırdır yapıp, dır kelimesini ekleyip yargıyı ortaya koyan El-Kitab-ı Mufidun müpteda haberin, müptedanın marife haberi nekra gelmesi ve bir terkip oluşturmasıdır. Hocam dır nerede? Kitap var, müfit var. Dır nereden geldi? Dır buradan geldi. Bu cümleyi cümle yapan unsur, cümleyi cümle yapan bu kayda ve kuralların doğru olduğunu bana söylüyor. Tamam mı? Bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Külli dırdır haber, bunu unutma. Tamam mı? Dırdır ile bitirdiğin her yer haberdir. Mesela öğrenci bana geliyor. Hemen size böyle pratik bir bilgi vereyim. Şeye girecek olanlar varsa özellikle muafiyet sınavına. Eylül ayında muafiyet sınavı yapılacak hazırlıktan muaf olmak için. Hemen size bir tüyo vereyim. Mesmuke ismin nedir? Değil mi? Bak. İsmin nedir? Dır nerede? Ma'da. O zaman haber ma. Bitti. Dırdırı nereye koyuyorsun? Yargı kimde? Ma'da. Soru edatında. O zaman hemen bir şey düşüneceksin. Ha, soru edatı başa geldi ve soru edatı haber konumunda oldu. Niye böyle oldu? Çünkü soru cümlelerinde soru edatları isimdir. Soru cümlelerinde haber öne geçmiştir. Sebebi de şudur. Normalde onun şöyle olması lazım o cümlenin. İsmuke ma olması gerekiyor. Bak o cümlenin doğru şu an anlattığım müptada haber kaidesi kuralına göre o cümlenin doğru olması gerektiği şekli ismuke ma'dır. Niye mesmuke diyoruz? Çünkü soru edatının sadaret hakkı vardır arkadaşlar. Yani başta bulunma hakkı vardır. Ne yaptı? Müptada hele sen bir dur kardeşim dedi. Ben bir önde geleceğim dedi. Ben önde geliyorum dedi. Benim sadaret başta gelme hakkım var dedi. Ne oldu? Müptada haberin önüne geçti. Haber sonraya öne geçti. Pardon ters söyledim. Müptada sonraya kaldı. Muahhar müptada, mukaddem haber oldu. Niye böyle oldu? Çünkü soru edatının sadaret hakkı var. Soru edatlarının hepsi de şeydir, isimdir. Eyne, meta. Baktın, soru edatı başlamış. Soru edatı neydi? İsimdi. İsimse o zaman bu cümle isim cümlesidir. O zaman hemen başındakine müpteda sonrakine haber diyecek misin? Demeyeceksin. O zaman diyesin ki ha soru edatı dırdirin olduğu yer. Eyne beytuke? Evin nerededir? Nerededir? Keyfe halüke? Halin nasıldır? Dırdir nerede? Soru edatında. Demek ki soru edatı haber. Soru edatı haber ise başta gelmiş. Niye? Haberin öne geçtiği yerlerden birisi budur. Üç yer vardır. Üç yerden bir tanesi soru cümleleridir. Tamam bak mantığını kavradığın zaman oturup da açıp nahiv sarf kitabını oturup gramer kaidesini ezberlemiyorsun. Mantığını çözüyorsun. Bizim işimiz bu. Yani benim yöntemim de bu var. Ben gramer kaide ve kurallarının mantığını öğretiyorum. Şundan dolayı bu böyle oldu. Mantığını kavra kardeşim. Kafana yatsın o. Sadece ezberleme. Ezber bir gün gider. Tamam mı? Ezber bir gün gider. Ezberlersin sınav esnasında camdan bir müzik duyarsın, bir inşaat gürültüsü duyarsın, kafa dağılır, hiçbir şey yapamazsın, çıkarsın. Tamam mı? Ezberlediğin her şey gider. Ama mantığını kavrarsan önüne ne gelirse gelsin yaparsın. Tamam mı? Peki, burada işte dırdırı veren bana müptedanın ve haberin terkip halinde müptedanın marife haberin nekra bir şekilde gelip ve bir terkip oluşturmasından kaynaklanıyor. Peki, müpteda marifedir, haber nekradır. Bu net bir kuraldır arkadaşlar. Bakın bu kuralın lamıcımı yok. Müpteda marifedir, haber nekradır. Peki, müpteda ne zaman marife olacak? Yani marifeliğini nasıl kazanacak? Cins isimse elif lam takısıyla kazanacak. Cins isim değil de özel isimse zaten marifedir. Muhammed'le başlıyorsa, İsmail'le başlıyorsa bu zaten özel isimdir. Ve haber de nekradır. Niye? Şimdi bak bu slaytı kapatmadan size böyle söyleyerek yapayım, yazarak yapmayı düşünüyorum da işi biraz uzatacak zaman da çok kalmamış.
biraz cümle çevirisi de yapmak istiyorum. Şimdi el kitabu mufidun. Birincide la mutarif var, ikincide yok. Tamam. Bir isim cümlesi, mübteda haber. Kitap faydalıdır anlamında. Getir ikisine de elif lam takısı koy. El kitabul mufidu yap bunu. Anlam ne olur? Faydalı kitap. Faydalı kitap. Evet. Ne olur? Sıfat mevsufa dönüşür. Belirtili isim tamam, sıfat tanımlaması olur. İkisi de la mutarifli ise sıfat mevsuf olur. Faydalı kitap olur. At ikisinden de elif lam takısını. Kitabun mufidun yap. İkisinde de elif lam takısı olmasın. Kitabun mufidun ne olur? Faydalı bir kitap. Herhangi faydalı bir kitap. Belirtisiz sıfat tanımlaması oldu. Yine sıfat mevsuftan oluştu. Peki birinci de koyma, ikinciye koy bu sefer. Kitabul mufidi. Kitabul mufidi. Ne oldu? Faydalı'nın kitabı. Faydalı'nın kitabı. Ne oldu? İzafet. İzafet oldu. Muzaf muzafun ileyh oldu. E kim bu dört şekli belirleyen kim? Elif lam takısı kelimelerim aynı. Harekeyi belirleyen, anlamı belirleyen, yapıyı belirleyen elif lam takısı cins isimlerde. Elif lam takısı marifelik. Lamı tariftir. Bitti. Bu kadar bitmedi. Elif lam takısının özellikleri o kadar çok ki arkadaşlar. O kadar çok özelliği var ki elif lam takısı. Böyle öğrenci diyor, tamam ben öğrendim. Elif lam takısı ne oluyor? Bir kelimeye geldiği zaman cins isimde bir kelime, cins bir kelimeye geldiği zaman sondaki tenvin düşüyor. Başında elif lam takısı işte İngilizce'deki the artıklının tam karşılığı oluyor. Bu kadar değil ki. Elif lam takısı bana yeri geliyor Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un kardeşlerini öldürme kastı olmadığını, Yusuf ölseydi bile kardeşlerinin katil olmayacağını bana anlatıyor Elif Lam takısı. Niye? Gayabetil cübbi diyor. Lam-ı tarifli belirtili isim tanımlaması ile belirtiyor. Diyor ki bildikleri, tanıdıkları bir kuyuya attılar diyor. Onu bana kim söylüyor? Elif Lam takısı söylüyor. Bitti. Elif Lam takısıyla ben orada ne yapıyorum? Yusuf'un kardeşlerini öldürme derdinde olmadıklarını, Yusuf o kuyuda ölseydi bile kardeşleri katil olmadıklarını bana anlatıyor. Allah bunu söylüyor. Diyor ki tamam onlar kardeşlerini tuttu kuyuya attı ama öldürme kastında değillerdi. Ölseydi de o kuyuda gelip insanlar bulmasaydı, çıkarmasaydı, açlıktan işte ne bileyim uzun süre kalmaktan dolayı ölseydi bile kardeşlerine katil diyemeyiz. Kasten, taammüden işlenmemişti bu kuyuya atma işi. Öldürme kastıyla, öldürme taammüdüyle yapılmamıştı diyor Yüce Allah. Neyle diyor? Elif lam takısıyla diyor. Gayabeti cübbin deseydi derdim ki Yusuf'un kardeşleri katil. Ve Yusuf ölürdü o zaman orada. Kuyudan çıkmazdı. Bakın bir elif lam takısı bana bunları anlatıyor arkadaşlar. Sadece bir elif lam takısı bana bunları anlatıyor. Varın ne kadar değerli bir şey olduğunu görün. Daha çok çıkacak karşımıza, tamam mı? Elif lam takısı önemli arkadaşlar. Mübteda ve haber merfudur. Bu çok önemli. İkisi de merfudur. Ya lafzen merfudur. El kitabu mufidun. El kitabu mübteda merfun ve alametu rafiat dammetu zahiretu. Mufidun. Haber merfun ve alametu rafiat dammetu zahire. Bitti. Nedir bu? Lafzi bir irabtır. Hareke ötredir. Ötre de ötreyle konulmuştur. Bitti. Mahallen de olabilir. İşte haber bir fiil cümlesi halinde gelebilir. Ne yaparsın bu sefer? İşte bir fiil cümlesini alırsın. O fiil cümlesinin tamamına dersin ki haberdir, mahallen merfudur dersin. Ama merfu olduğunu hep bilirsin. Çok önemli. Çünkü ikisinin de merfu olduğunu bil ki, şimdiden bunu hallet ki, inne ve ahavatu'a geldiğinde ne yapman gerektiğini bilesin. Kâne ve ahavatu'a geldiğinde ne yapman gerektiğini bilesin. İkisi de merfudur. Unutma bunu da. Bu da çok önemli. Haber ve müpteda birbirine hem cinsiyet hem sayı bakımından uyar. Bu asla unutmayacağınız. Adınızı unutup isim cümlesindeki mübteda haber kuralındaki unutmamanız gereken, adınızı unutsanız da bunu unutmamanız gereken bir kural budur arkadaşlar. Mübteda ve haber birbirine hem cinsiyet hem de sayı bakımından uyar. Mübteda müzekkerse haber de müzekker gelir. El kitap müzekker mufidun oldu. El kitap değil de bu ne bileyim bir kelime söyleyeyim. Eşşems olsun veya işte müennesliği belli olan ennezaretü desin. Mesela gözlük olsun, müennes olsun. Mufidetün olurdu değil mi? O da müennes yapmak zorunda kalırdı. Veya
İkil tekil çoğul olsaydı, tekil ikil çoğul olsaydı. El kitabu, el kitabani, el kütübü. Mufidun, mufidani, mufidune şeklinde onu da hem sayı hem cinsiyet yönünden birbirine uydurmak zorundasın. Adını unut, bu kuralı unutma. Arapçada iyi bir seviyeye gelmek istiyorsan adın nedir diye sorduğumda unutacaksın, kemküm edeceksin. Mübtedâ haber birbirine hangi yönden uyar dediğim zaman cinsiyet ve sayı yönünden uyar. Tak diye söyleyeceksin. Bunu unutmayacaksın. Bazı şeyleri unutmayacaksınız arkadaşlar. Böyle mıh gibi aklınıza kazıyacaksınız, çakacaksınız arkadaşlar. Tamam. Peki kurallarımız bu kadar. Bakın bir de şöyle bir sıkıntımız daha var arkadaşlar. Şimdi açıyor öğrenci. İşte Alfa yayınları en beğendiğim Bursa'daki hocalarımızın İsmail Güler hocanın ondan sonra Hüseyin Günday, Şener Şahin hocalarımızın o kıymetli hocalarımızın hazırladığı işte Arapça dil bilgisi, nahiv bilgisi, Arapça dil bilgisi, sarf bilgisi. En iyi nahiv kitabı benim nazarımda sarf kitabı o, bu ikisi. Sarfın bir daha iyisini çıkacak yakında, ben çıkaracağım inşallah. İstiftah diye bir isimli eseri Kırım Türklerinden, Rus Türklerinden birisinin Kırım lehçesiyle yazdığı bir eseri transkribe ederek Türkçe'ye kazandırdım geçen yıl. Şimdi onu sarf kitabına dönüştüreceğim. Ondan daha iyi bildiğim piyasadaki sarf kitaplarından daha iyi bir sarf kitabı inşallah gelecek inşallah. Ama şu an Alfa yayınlarının o nahiv ve sarf kitabı mükemmel. Ama çok güzel anlatmış konuları. Özellikle nahiv kitabı çok hoş anlatmış. Ama kitap kaç sayfa? 600-700 sayfa. Her bir konu 10-15 sayfa boyunca anlatılıyor. Ha bak, sana burada sadece 6-7 cümlede anlattım ben sana. Ya bu kadar detaya da gerek yok ki aslında. Ya bu kadar detaylı bir şekilde anlatmaya da gerek yok. Ana önemli olan kilit yerleri alın yeter. Uzun uzun hikayelere gerek yok. Kısa kısa ana böyle hap hap bilgi derler ya. Bizim bir amacımız da bu. Ya uzun uzun anlatmıyoruz. Kısa anlatıyoruz. Böyle nokta vuruşu yapıyoruz kurala, kaideye. Ve mantığını da anlattığımız için durmadan kitaba bakmak zorunda kalmıyorsun. Ya bu kural neydi? Durmadan bakmak zorunda kalmıyorsun. Zaten oturmuş mantığına. Mantıktan çözüyorsun. Kuralı bilmesen bile mantıktan çözüyorsun. Verdim mi ben sana şimdi bu şekilde gramer kaidesini? İsim cümlesini öğrendin mi sen? Öğrendin değil mi? Bir eksik var, bir sıkıntı var. Nelere dikkat edeceksin? Bunda 5-6 tane cümle var. Bunlara dikkat edeceksin. Önce ne yaptın? Cümlenin isim cümlesi olduğunu tespit ettin. Tespit ettikten sonra dedin ki bu cümle mübteda ve haberden oluşur dedin, isim cümlesi. Mübtedanın özellikleri şudur, haberin özellikleri şudur dedin. Aralarındaki uyum şudur, budur dedin. Bu güzel. Bu şekilde artık bunu kavradın. Mübteda, haber, isim cümlesi konusunu kavradın. Bitti bu. Peki kavradın. Şimdi bu kavradığın şeyi pekiştirmemiz gerekiyor. Buna yetiyor mu? Yetmiyor. Çevir yapacağız kardeşim. Ama nasıl bir çevir yapacağız? Türkçeden Arapçaya çevir yapacağız. Türkçeden Arapçaya çeviri yapacağız. Arapçadan Türkçeye çeviri yaparak burası isim cümlesidir, faildir, merfudur, fiil cümlesidir, işte bilmem müptedadır, haberdir, failun, merfu. Buna deme gerek yok ki. Niye yoruyorsun öğrenciyi? Yani bunu yapan arkadaşlara eleştiri babında söylemiyorum ama yani yöntemimiz artık bir değişim lazım. Artık bir değişim lazım arkadaşlar. Yani yıllardır bu kızarlar şimdi bana böyle eski hocalarımız, duayen hocalarımız çok kızıyorlar bana. Bu konuda biraz çok da böyle sitayiş ediyorlar bana ama ya bir şeyler değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani olmuyor. Bizim oğlan bina okur döner döner gene okuyor okuyor 6 sene bir şey yok ortada giriyor. 6 sene medrese eğitim alıyor, onlarca kitap bitiriyor, giriyor bir YDS'ye 28 alıyor. Giriyor bir muafiye sınavına 25 alıyor. Yani biz bunu yaşadık yani. Biz bunu çok net bir şekilde yaşadık arkadaşlar yani. Medrese hocası geldi, 28 aldı. Arapça bilmiyor mu adam? Benden daha iyi Arapça biliyor. Benden daha iyi Arapça anlatır. Ama devir o devir değil. Artık bitti o medrese dönemi. Tamam, o da lazım, başka bir şey ama tefsire, Kur'an'a, hadise, usul derslerine bizim de ihtiyacımız var. Ama YDS senden bunu istemiyor. İşte İlahiyat Fakültesindeki hazırlık senden bunu istemiyor. Muafiye sınavı bunu istemiyor senden. Başka bir şey istiyor ya. Başka bir Arapça istiyor senden. Modern bir Arapça istiyor senden. Bunu çözmenin yöntemi, o zaman ne yapacaksın? Klasik yöntemden biraz modern yönteme dönmen gerekiyor. Evet, ne yapacağız? Türkçe'den Arapça çeviri yapacağız arkadaşlar yani. 800 tane cümleyi Türkçe'den Arapça'ya çevireceğiz. Çevire çevire kuralları
şey yapacağız, kavrayacağız, çevire çevire. Hem kelime öğreneceğiz, hem yapı öğreneceğiz, hem çeviri taktiği öğreneceğiz. Bugün iki kelimelik cümleyi çevireceğiz. 80 ünite bittikten sonra 50 kelimelik cümleyi, 50 kelimelik bir paragrafı şak diye çevireceğiz, koyacağız ortaya. Yani bu çok zor bir şey değil ki. Yani kimse anasının karnında hiçbir dili öğrenmiyor. Öğrenebiliriz biz de. Okul büyüktür. Şimdi okul, el medrese. El medrese. İşte bir kere elif lam takıl olması gerektiğini biliyorum. Okulla başladı bu cümle. İşte isimle başladı. Yani bu bir isim cümlesidir. Mübteda ve haberden olması gerekir. Dırdır nerede? Büyüktür. Dırdır orada. O zaman orası haber olacak. Okul kelimesi mübteda olacak. Başta gelecek. Türkçe ile aynı dizgi. Okey. Sıkıntı yok. Okul kelimenin anlamı ne bilmiyorum. Açtım sözlükten okul kelimesini, sözlükten baktım. Neymiş? El medrese. El medrese tü. Medrese tü. Medresetün. Böyle verdi sözlük bana. Başına elif lam takısı eklemem lazım. Sondaki tenvini atmam lazım. El medrese tü. Büyük neymiş? Baktım. Büyük. Sözlükten baktım. Kebirun. Kebir. O zaman ne yapacağız? Kebirun. Oldu mu? Olmadı. Niye? Mübteda haber cinsiyet sayısı yönden birbirinden uyması gerekiyor. O tekildi, bu da tekil olacak. Medrese, kebir, tekil, tamam, sıkıntı yok. Ama o müennes, bu müzekker. Bunu da müzekker yap, kebir et. Koy, kur cümleni. Hiç çekinme, hiç rahat ol ya. El medrese tu kebir et. Bitti. Ne yaptım? Bak, düşünerek, analiz yaparak cümlemi kurdum. Cümleyi analiz yaparak kurdum. Ve sonra çek yapabilirim. Yani sonra çek ederim cümlemi. Ha, ne yaptım ben? El medresetu isim, elif lam takısı var, cins isim olduğu için marife yaptım. Kebiretun haberdir, nekra gelmesi gerekiyordu. Gayrimusarif olmadığı için tenvini çaktım sonuna. Elif lam takısını koymadım. Ondan sonra ikisine merfu yaptım. Her ikisini de birbirine merbutayla benzeştirdim. Cinsiyet yönünden, yani birbirine uydurdum. Her ikisi de tekil formda. Değil mi? Her biri de, ikisi de tekil formda, ikisi de müfret, tekil gelmiş, ikisi de tekil yaptın. Sonra bu şekilde ne yapacaksın? Analiz yapacaksın. Mesele oturacak. 10 tane, 20 tane cümle çevirdikten sonra artık mübteda haberle ilgili kurallardan tak diye adını soyadını söyler gibi söyleyemeyeceğim bir şey kalmayacak. Bu bütün kurallar için sonra böyle olacak. Yani 69 tane nahi kuralı için bu kitap bitince bitecek her şey. Bu şekilde çözeceğiz inşallah arkadaşlar, olursa. Buzdolabı eskidir. Buzdolabı. Neydi anlamı? Açıyorum. Çok basit ya. Sözlüğe bakmaktan, kelime bilmek, bilmemekten utanmayın ya. Ne olacak? Bilmiyorum. Kelime bilmiyorum. Ne olacak yani? Bakarım sözlüğe 2 saniyelik bir şey. Yani. Zamanla öğrenirim. Sellace. Heh, sözlük. Baktım. Sellace. Eski. Kadim. Kadim olur mu? Olmaz. Sellace müennes. Kadimet. Sellace tu kadimet. Kurdum cümlemi yani. Tek edeceğim. Elif lam takısı var. Sellace demedim. Sellace tun kadimetun olsaydı sıfat tamlaması olurdu. Eski bir buzdolabı olurdu. Belirtisiz sıfat tamlaması olurdu. Sıfat mensuptan oluşurdu. Ben bunu isim cümlesi olarak kurup dırdır yargı bildirmesini istiyorum kardeşim. Ondan sonra ne yaptım? Sellace tu kadimetun müptedamı lamı tarifli aldım. Efendime söyleyeyim, haberimi işte nekra aldım. İkisine merfu yaptım. İkisine birbirine cinsiyetle sayı yönünden uydurdum. Uydurmasam ne olurdu? Es-sellacetu kadimun deseydim ne olurdu? Çöp olurdu. Burada bir cümle olmazdı. Es-sellacetu kadimun. Nedir bu? Çöptür. Çöp. At çöp. At çöpe gitsin. Selatül mühmele. Çöp. Çöp kutusudur. Başka hiçbir şey yaramaz yani. Atacaksın çöpe, gidecektir. Niye? Çünkü yargıyı oluşturamadım. Niye oluşturamadım? Çünkü mübteda haber uyumunu sağlayamadım. Es-sellacetu kadimun. Oldu mu? Olmadı. Hani İngiliz geliyor, Türkçe öğreniyor ya, sonra geliyor diyor ki ben var gitmek istemek İstanbul diyor, sen de gülüyorsun. Ondan sonra işte yol soruyor, sen de go 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 diyorsun. O da sana gülüyor. İşte es-sellacetu kadimun dersen Arap da sana güler. Arapça hocası da sana güler. Muafiyette de bir şey elde edemezsin. YDS'de de bir şey elde edemezsin. Niye? Çünkü kuralı daha özümseyememişsin. Daha hala kuralı oturtamamışsın. Mübteda haber uyumunu, kurallarını, kaidelerini hala oturtamamışsın. Oturtmanın yöntemi çok basit. Kur 10 tane cümle. Bak bakalım bir daha unutuyor musun? İkinci cümleyi kurduk. Gel üçüncü cümleye. Hikaye uzundur.
Evet, hikaye uzundur. Hikaye ne? Kıssa. Değil mi? Uzun, tavil. Ne yapacağım? Başına elif lam takı koyacağım. İkisi de müennes mi, müzekker mi? Düşüneceğim. İkisi de müzekkerse müzekker. Müennes mi, müennes yapacağım. Sonlarını merfu yapacağım. Basit bunlar yani. Yani basit kelimeler. Hemen terkibimi kuracağım. El-kıssetu davîletun. El-kıssetu davîletun. Davîletun. Terminimi koydum. Çünkü davîle kelimesi gayrimusarif değil. Termin alabilir. Başında lamu tarif yok. Eyvallah, sıkıntı yok. Hikaye uzundur. El-kıssetu mübtedeun merfuun ve alametu raf'i tammetu zahire. Davîletun haberun merfuun ve alametu raf'i tammetu zahire. Böyle şey de yapabilirsin. İrab da yapabilirsin. İrabı sevenler için söylüyorum. Ben çok sevmem irabı. Ama lazım maalesef. İrabsız olmuyor. İrab dediğimiz zaten ben irabı Türkçe yapıyorum size. Yani cümle analizi dediğim şey irab işte yani. Bunu sizden hocalarınız ne yapıyor? İşte ilahiyat fakültelerinde Arapça istiyor. Bizim hoca çok isterdi. Nahivcimiz Allah'a tam bir irab hastasıydı. Selametlik yaşıyor mu öldü mü onu da bilmiyorum ama takip edemedim sonrasında. Yani irab hastasıydı adam. Uzun uzun bize iraplar yaptırırdı böyle. Ama çok çok katkısını da gördüm. Çok sevmezdim hocadan da, çok hoşuma gitmezdi. İrab yaptıran hoca çok sevilmez. Ama ben de irab yapıyorum. Ama işte ne yapıyorum? Cümle analizi şeklinde irab yapıyorum. Sana tutup da fa'ilun merfun ve alametu raf'i tammetu zahire fi'lun muzariyun mansubun bi en fa'alametun nasbi hasbin nunu lennehu hamse falan filan uzun uzun anlatmıyorum. Ama sana neyi öğretmeye çalışıyorum? Analiz yapmanı öğretmeye çalışıyorum. Tamam mı? Analiz yapmanı öğretmeye çalışıyorum. Evet, ev ucuzdur. Ev ucuzdur. Evet. Ev neydi? Evin anlamı neydi? İşte beyt olabilir, dar olabilir. Ha, dar kullanırsam iş karışabilir. Dar, semai, müennes. Bunları da bilmek lazım. Tamam mı? İşte o zaman beyt diyeyim, müzekker kullanayım. Tamam, dar kullanırsam öbür tarafı müennes yaparım. Değil mi? Bak ne yapıyorum yani, bir analiz yapıyorum kafamda. Ha, ben bu analizi işte yeni başladım bu işe. Bir cümleyi böyle ev ucuzdur cümlesini kurarken 10 dakika analiz yapıyorum. Zar zor kuruyorum. Yarın 10 saniyede bu iş çözülecek. Zamanla cümleler kurulukça hepsi teker teker yerleşecek. Evet. Sen biraz yavaşladı sanırım. El beytu rahisun. Ettaru rahisetun. Evet. Değil mi? Hangi kelimeyi kullanıyorsan dikkat et. Yani müenneslik müzekkerliğine dikkat et. Sana her zaman için böyle ya tayi merbutayla ben müennesim demez hiçbir kelime. Bazen de Hamza gibi bir kelime de der ki tayi merbuta ben buradayım der. Ama Hamza erkektir, müzekkerdir. Değil mi? Bazen de işte Şems gibi bir kelime gelir. Semai müennes. Dar gibi semai müennes bir kelime gelir. Hocam ben bunları nereden öğreneceğim? Dur bakalım ya, daha bir şey öğrettin, içine hemen bir muamma soktun. Zamanla ya, zamanla. Bugün benden duydun, yarın başka bir hocadan duyacaksın. Ya öbür gün sözlükten öğreneceksin. Birikecek ya, birikecek. Rahat ol. Yavaş yavaş birikecek. El beytu rahisun. Ev ucuzdur. Dırdır. Nerede? Haberde. Niye? Dırdırı nereden yakaladım ben? Nereden koydum? Mübteda haber. Mübteda marife gelmiş. Haber nekra gelmiş. Mübteda önce gelmiş. Haber sonra gelmiş. İkisi de merfu gelmiş. İkisi de müzekker gelmiş. İkisi de müfret gelmiş. Yaptım analizimi. Sıkıntı var mı? Yok. Sıkıntı yok. Cümlemde problem var mı? Yok. Bunu yapsaydım, beytun rahisun deseydim, lam-ı tarifi unutsaydım ne olurdu? Ucuz bir ev olurdu. Sıfat mevsuf olurdu. Belirtisiz sıfat tamlaması olurdu. Ondan sonra hoca da sana sıfır verirdi. Ondan sonra muafiyette ben niye düşük puan aldım? Tamam mı? Şey yapmayacaksın. Yani uyanık olacaksın ya. Böyle dört gözünü sekiz açacaksın. Evet, iki gözümüz var ama bende dört tane var. Dört gözünü sekiz açacaksın. O zaman sorun olmaz. Yoksa işte aman yapayım çıkayım dersen yapamazsın da çıkamazsın da. Anne şefkatlidir. Ha, anne, el ümmü. Anne, anne, el ümmü. Tay merbuta yok. Elif-i maksure yok. Elif-i memdude yok. Kelime müennes mi, müzekker mi? Allah Allah. Ana, anne dedik. Erkekten anne olur mu? Olmaz. Kadından anne olur. O zaman
alamete ihtiyacım yok ki. Tavuk dediğin dişidir. Erkek olursa horoz oluyor. Alamete ihtiyacım yok ki. Anne, benden anne olur mu? Olmaz. O zaman alamete ihtiyacım yok. Tay merbuta yok. El ümmü. Hocam hiçbir şey yok. Tay merbuta yok. Hocam efendime söyleyeyim. Elif-i maksure yok. Elif-i memdude yok. Bu kelime müzekkerdir. Bir dur. Anneden müzekker olur mu? Müzekkerden anne olur mu veya? El ümmü. Şefkatli hanun. Değil mi? Hanun. El ümmü. Hanunetun. Anne şefkatlidir. El ümmü. Anne. Bak. Ya mantık yürüt ya. Birazcık böyle düşün. Biraz böyle kafanı ver, birazcık böyle uğraş ya. Biraz analiz yap. Değil mi? Hazır hoca çevirsin, ben de yazayım kitabıma. Bu yok. Bu yok arkadaşlar. Yoksa öğrenemezsin. Ha, öğrenirsin de her şeyi düzgün yapan adam 2 ayda her şeyi dört dörtlük öğrenir. Sen 2 senede zor zor öğrenirsin. Yani senen gider, yılın gider. Arkadaşın mezun olup cübbe giyip kep atarken sen 3. sınıfa geçmiş olursun. Böyle bir şey olur yani. Arkadaşın Arap dili ve belagatı da yüksek lisansa başlayıp işte filan üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlarken sen ne yaparsın? Daha hala fakülte son sınıfta olursun. Düzgün işini yap. Herkesin kazandığı gibi 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda hallet bu işi. Geç git. 2 sene niye uğraşıyorsun? Kapı açıktır. Kapı. Elbab. Açıktır. Meftuh. Fetayyaftahu. Meftuh. Elbabu meftuhun. Evet. Elbabu meftuhun. Elif lam takısı var. Marife cins isim olduğu için. Meftuhun. Nekra. Sonunda tenvin var gayrimusarif olmadığı için. İkisi de merfu. İkisi de müfret. İkisi de müzekker. Sıkıntı var mı? Yok kardeş. Sıkıntı yok. O da geniştir. Bazı sohbette bir şeyler yazanlar oluyor ama yani şu sohbeti nasıl evet, cevap yazanlar oluyor. Evet. Ya bakamıyorum çünkü slide ilerlemiyor sohbeti açtığımda. Peki şimdi de tıklayınca değişti. O da geniştir. El-gurfetu vasiatun. El-gurfetu vasiatun. Hurfe o da. Sonunda tay merbuta var. Bağırıyor. Diyor ki ben müennesim kardeşim ya. El-gurfetu ben müennesim. Vasiatun. Mecbur onu da müennes yapacaksın. El-gurfetu vasiun dersen sıfır. Hocam el dedim, urfe dedim, vasiyon dedim, bir sürü kelime yazdım. Nasıl sıfır? Sıfır. Bir anlamı yok ki. Ben fakültede okurken İngilizce'de öyle bir şey yaşadım. Rahmetli oldu hocamız. Süha Kamacı hocamız. Allah rahmet eylesin. Böbrek problemi vardı. Vefat etti genç yaşta. 58'inde falan vefat etti. Çok kıymetli bir hocaydı. Yani bizim için bir babaydı. İşte İngilizce dersi biraz da böyle çalışıyorum. Muafiye sınavına da girmedim İngilizce'den. Muaf olmayayım da biraz daha İngilizcemi geliştireyim derdiyle aldık dersi. Vizeye girdik 15 aldık. Lan arkadaş nasıl oluyor? 15 nasıl oluyor yani? Hadi 40'a 50'ye aldık da anladık da 15 aldık. Sonra itiraz ettim derse. Hocam dedim olmaz dedim 15 nasıl alırım dedim. Verdi anahtarını bana. Git dedi odama. Aç kapıyı filan çekmecede yazılı kağıtlarını al getir oğlum dedi. Aldım getirdim yıl 2000. 23 yıl önce açtı buldu benim kağıdımı baktı. Vazonun içinde çiçekler vardır. There are flowers in the vase olması gerekiyor. Cümleyi tamamen kurmuşum. Are kelimesini koymamışım. Yardımcı fiili o dır diri sağlayan işte Arapçadaki bu ifade Arap İngilizce'de are, am, is, are, was, were, been ile oluyor. Bir tek onu koymamışım. Tamam. There flowers in the vase herhalde öyleydi. Hoca oraya sıfır vermiş. Direkt üzerine çizmiş. Sıfır demiş. Hocam nasıl sıfır dedim yani. Der demişim vardır. Flower S eklemişim. S takısı çoğul olduğunu belirtmişim. In edatını, proposition'ını doğru koymuşum. On dememişim. In demişim. İçinde olduğunu biliyorum. In'in orada kullandığını. Flow, vase, vazo'yu biliyorum. Kaç tane kelime biliyorum. Yazmışım bunu. Sen buna nasıl sıfır veriyorsun hocam dedi. Ya dedi bu çöp bu İsmail. Der ar. Ar olmayınca bu çöp bu cümle dedi tamam mı? Aynı şeyi söylüyorum. El gurfetu vasiun dersen çöptür bu cümle. Veya gurfetu vasiatun dersen çöptür bu cümle. Sıfır alırsın. Sonra ya ben yazmıştım. Ya arkadaşlar gurfe ve vasiatun oluşmuyor muydu o cümle? He, ben de yazdım. Niye sıfır aldım? Adam el gurfetu vasiatun yazdı. Sen ne yazdın? El gurfetu vasiun yazdı. Hoca da sıfır verdi. Yani hoca sana düşman öbürünü seviyor. Yok böyle bir şey tamam.
Dikkat, çok dikkatli olun arkadaş. Kitap güzeldir. El kitabu cemilun, kitap. Müzekker bir kelime, bitti. El kitabu cemilun, cemil, cemiletün dersen bittin. Olmaz. El kitabu cemiletün dediysen gözüme gözükme. Kaybol. İlahiyattan kaydını sildir. Ben bazen böyle takılıyorum öğrencilere. Öğrenci bazen böyle absürt bir şey söylüyor. Diyorum ki git 5. kata çık, 6. kata çık. Baş üstü aşağı atla. Böyle bir hata yapıyorsan yaşama kardeşim diyorum yani. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Yani böyle bu ufak tefek hatalarla kaybetmeyin ya. Bu bizi çok üzüyor. Kağıda bakıyoruz. Çok ufak bir hata. Çok ufak bir hata. Ne bileyim, sıfır veriyoruz. O kadar çok üzülerek sıfır veriyoruz ki. Ya hocam merhamet, ne olmuş ki bu kadar kelime? Olmaz. Ben sana tam puan verirsem veya yarım puan versem sen bunu öğrenemeyeceksin. Öğrenemeyince böyle kalacak bu iş. Öğrenmen lazım. Ya ufacık bir şey, ufacık bir nüans. Öğren kardeşim ya. Sonra hocam biz niye uzattık, biz niye şöyle oldu, niye böyle oldu? Evet, yani şimdi bu konuda 3 tane ünite var. 30 cümle var isim cümlesinde. Niye? Çünkü tekilleri aldık. Daha sonra ne yapacağız? İkilleri, çoğulları, müfret cemi, tesniye, müsenna onlarla ilgili örnekler yapacağız. Sonra tutacağız işte müzekker mühendisliklerdeki uyumları, farkları farklı cümlelerde yapacağız. Sonra tutacağız uzun kelimelerden iki müpteda, iki kelimeden oluşan müpteda, üç kelimeden oluşan haberlerin örneğini vereceğiz. Böyle böyle ne yapacağız? Tümevarım yöntemiyle bu işi ilerleteceğiz kardeşim. Tamam mı? Bu bir paket. 80 ünitenin 80'ini de benden dinlemezsen ondan sonra şey olur. Bu kitabı ilk bastım ben. 2018 miydi? 19 muydu? Bitlis'te okutuyoruz. Dedik hocalarımıza da gönderin. O zaman Yakup Hoca'yla da, Yakup Çivelek Hoca'yla da çok böyle birebir muhabbetim yok. Bir Konya'da bir karşılaşmışlığımız var. Dedik ki oraya da gönderelim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne hocaya da gönderelim. Kitabımızı Mansur Hoca beraber gönderdik kitaplarımızı. Bir sürü üniversiteye gönderdik ki. Yakup Hoca sağ olsun şey yaptı. Mansur Hoca'dan numaramı almış. Aradı beni Bitlis'teyken. Bir saat konuştu sağ olsun. Anlattı anlattı. Kitabı eleştirdi. Şu eksiğim var İsmail. Bu eksiğim var İsmail. Şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Bu böyle olsaydı daha iyi olurdu. Sağ olsun çok katkısı oldu. Sonra onda üçüncü baskıda o söyledikleri şeyleri okudukça ekledik Yakup Hoca sayesinde. O zaman bana bir şey söylemişti. İşte bu kitap İsmail II. ile ancak okutulabilir demişti. O zaman öyleydi. Gramer kuralları yoktu. Sonra gramer kurallarını koyduk. Kitabe ve imlayı koyduk başına. Bunu geçen hocayla görüştüm. Bak şimdi dedi, bak o şeyler aşmışsın dedi. Yani İsmail'den bu işi duyman, görmen, bu dersi İsmail'den alman lazım öğrenebilmen için. Eskiden öyleydi. Artık öyle değil. Yani kendin de çalışabilirsin. Ya bu cümleleri kendin de kitaba alıp kendin de yapabilirsin aynı şeyi İsmail'e ihtiyacı duymadan. Ha cümlelerini çek ettirecek, doğru mu yanlış mı diye bakmasını isteyeceğin bir hoca olacak. Bir hocaya gideceksin, rica edersin. Benim öğrencilerim yapıyor mesela. Üçüncü sınıfta ben bu dersi verdim. İkinci sınıftan öğrencim uyanık, zeki, çalışkan gitmiş kitabımı almış. Aradan biraz zaman geçti, geldi. Dedi ki ben de işte öğrenci de sayısı çok. Biraz da böyle geç öğreniyorum öğrencileri siman ve ismen. İkide mi, üçte mi? Bütün sınıflara giriyoruz. Hazırlık olmayınca biz de bir, iki, üç. Bütün sınıflara derse giriyorum. Yüzlerce öğrenci. Kız geldi. Hocam dedi şu cümlelerime bakar mısınız dedi. Şimdi baktım hepsinde hata var. Kızın ismini de biliyorum. Ya dedim kızım niye bunları ben anlatırken yanlış yazdın hepsini dedi. Dedim. Biz bu üniteyi daha geçen işledik dedim. Hepsini ben çevirdim sana dedim. Hepsini yanlış yazmışsın dedim. Kızım niye böyle bir şey yaptın? Fadime dedim yani. Hocam dedi ben ikinci sınıfım dedi. Ne arıyor bu kitap sende? Ben aldım dedi. Siz üçte okutuyorsunuz seneye bize okutacaksınız ama dedi. Ben aldım Arapçaya merak ilgi duyuyorum dedi. Arkadaştan öğrendim bu kitabı okuttuğunuzu. Arkadaştan baktım, hoşuma gitti. Aldım ben bu kitabı, çeviriyorum dedi. 16-17 ünite çevirmiş. Ama dedi çek edecek kimseyi bulamadım dedi. Yani burada takıldım dedi. 16-17. üniteye gelmiş. Bu takıldım hocam dedi. Bir bakar mısınız cümlelerime dedi. Dedi. Gel dedim Fadime ya. İşte bana böyle öğrenci lazım ya. Bana böyle şeylerle gelin. Oturdum güzelce bütün cümlelerini baştan sona güzelce çevirdik. Hatalarını gösterdi. Ve bir saat, 1,5 saat sürdü. Çok hoşuma gitti. Şimdi o nasip olursa alacak şimdi benim. Üçe geçti. Çocuk belki de bitirdi kitabı. Şimdi bu sene rahat edecek. Veya ne yapacak? Ben çok iyi biliyorum. Fadime ne yapar? Fadime gelir derse gene full girer. Tüm dersleri, kitabı belki bir tane daha alır.
boş bir kitap tekrar alır benden. O kitabı komple baştan sona bir daha yazar o kız. Baştan sona o dersi bir daha benden 2 dönem boyunca dinler o kız. O kız öğrenir işte. Tamam. Başkası öğrenemez, o kız öğrenir. Evet. Son cümlemiz. Öğretmenler başarılıdırlar. El muallimune. Şimdi şu ol geldi bak. El muallimune. Cem Zekker Salim. İşte bunların detayları da var arkadaşlar. Yani bunu biz cümleyi böyle kurdukça ne yapıyoruz? Önce öğrenciye kurduruyoruz. Hatası varsa onları düzeltiyoruz. Doğrusu şudur diyoruz. Sonra izah ediyoruz. Diyoruz ki işte el muallimune. Muallim kelimesi Cem Müzekker Salim olarak vavnunla gelmiş. Ya nunla gelebilirdi. Niye gelmedi? Müptedadır. Müpteda olduğu için merfudur. Merfuluk alameti Cem Müzekker Salim'de vavdır. Fethalı nun, efendime söyleyeyim, cemi olduğunu, müzekker cemi olduğunu gösteren alamettir. O yüzden muallimune diye Cem-i Müzekker Salim yaptım merfu bir konumda. Nacihun kelimesini de nacihune şeklinde ona benzettim. Ona uydurdum. Ne yaptım? Nacihune şeklinde Cem-i Müzekker Salim yaptım. Birini müpteda, birini haber yaptım. Bak nacihune. Tenvin yok. Nerede tenvin? Demek ki tenvin meseleyi çözmüyormuş. Dırdırı tenvin koymuyormuş. El muallimune. Ötre nerede? Muallimune. Üstün hocam hani nerede merfuluk? El muallimune mübtedaun mahallen merfuun ve alametur rafi el vavu liennehu cem müzekker salim. Nacihune haberun merfu mahallen merfuun ve alametur rafi el vavu liennehu cem müzekker salim. Derim. Hoca ne diyorsun? Basit bir şey söylüyorum. Çok basit. Muallimune mübtedadır. Mahallen merfudur. Çünkü ötreyi ötreyle almamıştır bir kelime. Alması gereken harekeyi o harekeyle almamışsa, başka bir harekeyle almışsa irabı mahallen yapılır. Hiç hareke yoksa, takdiren merfu olduğunu kabul ediyorsak irabı takdiren yapılır. Bu da lafızda söylenir. Çok basit bir şey söylüyorum. Mahallen merfudur. Çünkü nun harfi fethalıdır. Bunda ötre yok ki. Muallimunu demedin ki ya diyemezsin. Çünkü bu Cem Müzekker Salim ne orada bana bir şeyi söylüyor ve mebnidir değişmez harekesi. Peki merfuluğunu bana kim söylüyor? Vav söylüyor. Çünkü Cem Müzekker Salim'de vavnunun vavı merfu olduğunu bana gösteriyor. Yeğenun olsaydı, muallimine olsaydı ne olurdu bu sefer? Mansup veya meczum olduğunu anlardım. Şimdi mansup veya meczur olduğunu anlardım. Öğrenci cümle kuruyor. El muallimine nacihine diyor bana. Geliyor böyle cümle kuruyor. Çöp. Nasıl çöp hocam? El muallimine mansup veya mecrur bir konumdur. Yanunla yazmışsın kardeşim. Nacihine. Bak hocam bir de uydurmuşum birbirine. İkisi de yeğenun yaptım. İyi de sen Cem Müzekker Salim'in merfu halinin vavnunla olduğunu çözememişsin sen daha. Tamam mı? Sıfır. Hocam kelime yazdım, elif lam dalısı ekledim. Yok Cem Müzekker Salim yaptım, çoğul yaptım, ikisi de müzekker. Niye sıfır hocam? İşte bundan dolayı sıfır. Ya hocalar düşük puan veriyor. Hoca düşük puan vermez. Hoca yüksek puan da vermez. Yani 100 alınca sen alıyorsun, 10 alınca hoca 10 verdi diyorsun. Hoca hiç kimseye bir şey vermez. Kağıdın neyse onu almışsın, bitti. Hoca sen 49 almışsan 49'u verir sana. Tamam mı? 49'dan kalırsın. Bir sene de okursun. Ama sen 100 alınca ne diyorsun? 100 aldım diyorsun. Hoca vermedi, ben aldım. Yok kardeşim, hiçbir zaman hoca not vermez. Öğrenci alır. Tamam. Ha senin hakkın 60'tır, öğrenci de 5 puan koyar. 65 yapar, 70 yapar. Bunu hoca vermiştir. Evet, doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar, dersimiz böyle bir ders arkadaşlar. Yani bu bir tanıtım dersiydi tabii. Bu tanıtım dersinde bu şekilde dersi tanıtmış olduk. Bilmiyorum beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yani bu nasıl bu ders uygulanır? Nasıl işlenir? Ha şimdi bakıyorum. Tanıdık bir öğrencim var. Bu dersi benden alan bir arkadaş var. Evet, bizi dinliyor Mustafa. Mersin'den öğrencim. Ya 12 hafta var. 12 haftada ne kadar okuruz? Öğrenci sayısı ne kadar olur? Ne kadar fayda olur? Bilemiyorum. Açılırsa ders bu şekilde bu kitabı nasip olursa bitireceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bitmeyebilir. Sonra kur kur yapılabilir. 12 haftada bitmez bu. Ne yapacağım? 1,5 saatte maksimum 3 ünite işlersin. İleride ağır konular gelecek. Temyizdi, sayılardı, gayrimusarifti. Biraz konu anlatımı uzun sürecek. Belki 2 ünite zar zor bitireceğiz 1,5 saatte.
Ne yapılabilir? Kur yapılabilir. İşte ilk 30 ünite yapılır. Sonra ikinci kur devam edilir. Belki böyle bir şey planlanabilir. Tamamen Edurese yetkililerinin kendilerini anlattı. Merve Hocam bilir, anlattı. Bu aslında bir paket program. Bu aslında bir yıl sürebilecek bir program. Ama şu da olabilir. Mesela diyelim ki 12 hafta yaptık. İşte diyelim ki 20 ünite işledik, 30 ünite işledik. Ha, gerisini de sen de kendine götürebilirsin. Bir hocadan yardım alarak cümlelerini hocaya çözdürerek veya kontrol ettirerek bunu şey yapabilirsin. Kendine götürebilirsin. Ama burada bazen öğrenci yanlış anlıyor. İşte hoca kitabını satmaya çalışıyor. Kitaptan ben telif almıyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yazar indirimiyle gönderiyorlar bana, getirdik gönderdikleri fiyatla öğrenciye veriyorum yayın evinden izin alarak. Henüz bir telif almadım. Ne yazık ki yazarlık böyle para getiren bir şey değil. İskender Pala olmadıkça kitaptan para kazanamıyorsunuz. 6-7 tane kitabım var. Bir tane telif, 1 lira telif aldığımı bilmiyorum. Para kazanmıyoruz. Yani onu bir açıklayayım da arkadaşlar diyor ki ya hoca kendi kitabını satıp para kazanma derdinde. Yok kardeşim, kazanmıyoruz. Emin olun kazanmıyoruz. Kitabı basarken para veriyoruz üstüne üstelik. Ha, yazar indirimi var, bana geliyor. Öğrenciden okutacaksam geçen sene öyle yaptım. 100 tane, 150 tane istedim. Normalde kitabın satışı geçen sene 110 civarındaydı. Bana 80'den gönderdiler. %30 indirim yaptılar. 80'den gönderdiler. 80'den öğrenciye verdim. Ha, kitabı alırsan öğrenciye dedim ki alın bu kitabı dedim. Yani para kazanmak için yapmıyorum bu işi. Ama bu kitabı alın. Niye alın dedim. Çünkü yazın. O boşluklara, kitabın üzerinde her cümlenin altında bir satır boşluk var. Tamam mı? Oraya kendi elinle yazacaksın kardeşim. Tamam mı? Tek tek kendi elinle yazacaksın. Yazarsan bir şeyler öğrenebilirsin. Yazmazsan öğrenemezsin. Kitabı kapattım mı ben? Sanırım kapatmışım. Şimdi bir de şey var, alıştırmalar var arkadaşlar. Arada bir de alıştırmaların olduğu sayfalar var. O sayfalar da öğrenciden yapmalarını istiyorum. Şöyle tekrar paylaşayım ben sizinle şeyi, kitabı. Sürede dolmuş bu arada. Olsun, bir şey olmaz. Geçen süreler kârdır. Ben öyle görüyorum yani. Fazla ders nedir? Kârdır. Evet, şöyle bakalım. Mesela Kâğıt'a ve benzerleri işte kısa bir şekilde böyle anlatılmış. Ardından şu şekilde cümleler var. Yani Türkçe kitabı aldığın zaman kitapta bunu göreceksiniz. Bir tane örnek cümleyi Arapça ve Türkçesiyle vermişiz hareketsiz bir şekilde. Geri kalan Türkçe cümleleri vermişiz. Görüyorsunuz sanırım. Altta da demişiz ki bu boşluğa, bu nokta noktayla konulan yere sen de bunu, bu cümleyi kur. Sonra bana getir. Doğru mu yanlış mı test ettir. Veya derste hoca anlatırken test ettir. Sen buna bir çalış. Veya işte yazamadın, en azından dersteyken hoca anlatırken bunu yaz kardeşim diyoruz, tamam mı? Bunu yaz. Çünkü dil yazarak daha hızlı öğrenilir. Onu da söyleyeyim. Yazın. Bol bol yazın. Daha hızlı öğrenirsiniz. Arapça cümle yazın bol bol. Sonra bu şekilde yapıyoruz. İşte konu anlatımları, cümle çevirileri. Arada bir temrinat yapıyoruz arkadaşlar. Üktüb aşara cümel an ruhabike. Şu konu hakkında işte 10 cümle yaz. İşte bu ne? İşte şu önceden işlenen şu konularla ilintili olarak veya diyoruz ki işte isim cümlesiyle ilgili 10 tane cümle yaz. İsim cümlesi formunda 10 cümle yaz. Ne yazıyorsan yaz. Böyle ödevlendirme de yapıyoruz ve bu kitap 267 sayfalık bir kitapmış. Bu kitap işte bitirmeye çalışıyoruz. 80. üniteye kadar geldik bu sene Mersin'deki öğrencilerimizde. Ha, en son mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu da göstereyim, dersi bitireyim. En son çeviri tekniği dediğimiz hani uzun cümleleri Arapçaya çevirme mevzusu nasıl olacak? Kısa kısa cümlelere eyvallah çevirdik de bir satırlık bir cümleleri. 6-7 satırlık cümleyi nasıl çevireceğiz? Çok basit. Bunun da çok güzel bir yöntemi var. Bu Mehmet Ali Şimşek hocamızdan ilhamla onun sayesinde bu şekilde bir tasarım yaptım. Bunun da var. Haydi Arapça cümleye kuralım diye bir video serisi var. Konya'dayken izlerdim ben de. Çok da hoşuma gitmişti. O taktikten bir şey yaptık, buraya koyduk. Ne yapıyorsun? Cümlenin tamamı bu. 6-7 satırlık, 3-5 satırlık neyse koca uzun bir cümle. Bunu nasıl yapacaksın? Hani burada biraz daha ileri düzeyde şöyle basit düzeyden cümlelere bakalım. Bunu ilerletiyoruz. İlerletici karmaşık hale getiriyoruz. Karmaşık hale gelirse
daha kalıcı oluyor karmaşık bir şey öğrendiğin zaman. Normal şeyi tak tak yapıyorsun. İşte İstanbul'da doğan, babası öğretmen ve annesi mühendis olan İzmirli çalışkan öğrenci 3 yılda tıp fakültesinde okuyan Hasan'dır. Ah, dırdır var. O zaman bu isim cümlesi. Hasan bir öğrencidir. Hasan tıp fakültesinde okuyor. Hasan tıp fakültesinde okuyan bir öğrencidir. Hasan tıp fakültesinde okuyan çalışkan bir öğrencidir. İzmirli çalışkan bir öğrencidir. 3 yıldır tıp fakültesinde okuyan, ekle getir. En son tam cümleye ulaş. Bu tümevarım yöntemi. Bunu böyle bir 10 tane cümle yapınca, 10 paragraf halinde bir cümle yapınca artık oturuyor. Sen de bunu taktiği öğrenmiş oluyorsun. Kendin de yapabilir hale geliyorsun. Tamam mı? Yani mevzu bu arkadaşlar. Mevzu